çiftliğinizin işleyişiyle beraber Angus ırkını aynı zamanda ben biraz da izleyenlerimize tanıtmak isteyeceğim ama onu ilerleyen programımızın devamında yapacağız. Evet. Şimdi öncelikle bu Angus'ları Amerika'dan ithalat kısmına ben biraz değinmek istiyorum. Orada nasıl seçtiniz hayvanlarınızı, hangi yollarla buraya geldi ve bu toplam nakliye sürecinde, oradan seçim geliş sürecinde kayıplar yaşadınız mı, sıkıntılar yaşadınız mı? Yok, çok kolay oldu. Şöyle ki bakanlığımızın kontrolünde zaten onların gözetiminde oluyor bu ithalat. Ben ve benim gibi 4-5 çiftçi hep beraber Amerika'ya bir ziyaretimiz oldu. Virginia'dan getirdik hayvanlarımızı. Bakanlığın tayin ettiği iki veteriner de bizle beraber geldiler. Seçimde bize gösterdikleri hayvanlarda beğenip beğenmeme kriterlerimize uyma hakkımız var. Tamamen beğendiğimiz hayvanları seçtik. Veterinerlerimiz de bize yardımcı olmuşlardı o dönemde. Seçtik. Yaklaşık bir ay kadar karantina süresi var, Amerika'da kalıyor. O seçtiğimiz küpe numaralı o hayvanların. İşte Türkiye için hazırlık olması gereğiyle yapılması gereken mecburi aşılar var. Onlar yapıldı. Yaklaşık 17 günlük bir gemi seyahati sonrasında da Türkiye'ye geldiler. Zaten Angus'lar çok kuvvetli, çok sağlam bünyeli bir ırk. Nakliyede hiçbir sorunumuz olmadı. Çok rahat bir şekilde gemiyle geldiler. İzmir'den de kamyonlar vasıtasıyla Amasya'ya sevkiyatını yaptık. Yalnız ilk geldikleri sene bu hayvanlar gebe gelmişlerdi. Türkiye'deki hastalıklara anneler yeteri antikoru üretip onu yavrularına transfer edememe gibi bir sorunumuz oluyor. Yani antikor eksikliği, avuz sütünde bağışıklıkta yeterli başarıyı sağlayamıyorlar. İlk geldikleri sene bayağı buzağı kaybımız oldu ki bu bizi çok korkuttu. Ben buna turist hastalığı dedim. Yani gelen bir turist içtiği sudan veya bir nefesten o yöresel hastalıklara yeterli direnci olmadığı için çok hassaslardı. Ama ikinci sene bu tamamen azaldı. Artık üçüncü seneden sonra, ki şu anda altıncı senemizdeyiz, hiçbir şekilde böyle bir buzağı hastalığıyla karşılaşmıyorum. Normal standardına oturdu yani artık.